Herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet Arman'la birlikte bugün size çok farklı bir noktadan sesleniyoruz. Şu anda Prag'dayız, Çek Cumhuriyeti'nin başkentinde ve yanımızda görmüş olduğunuz Skoda Superb'in 3. ve yepyeni neslini sizlere anlatmaya çalışacağız. Geçtiğimiz haftalarda Yaman'la birlikte yepyeni Skoda Octavia'yı kullanmıştık ama o araç makyajlanmıştı. Bugünkü Superb tamamen yenilenmiş bir otomobil. Peki diyeceksiniz ki neden otoparkta çekiyorsunuz bu videoyu? Dışarıda şu anda sağanak bir yağmur yağıyor ve bugün boyunca bu yağmurun devam edeceğini söylediler. Dolayısıyla biz en azından açılış anonsumuzu size otomobil kuruyken biz de böyle daha rahat şartlarda anlatalım istedik. Biraz sesli bir ortamdayız. Dışarıdan gelen sesler varsa kusurumuza bakmayın deyip otomobili anlatmaya başlayalım. Çok fazla detaylarda boğulmadan yeniliklerle başlayalım Yaman. Otomobilin baştan sona tamamen değiştiğini söyledik. Zaten çok beğenilen ve çokça tercih edilen bir otomobil olan Superb artık daha sportif bir tasarıma sahip. Bu arada şunu söyleyelim. Biz bu videoyu 28 Mayıs'ta çekiyoruz. Fakat bir ambargo var. Dolayısıyla videoyu 6 Haziran'dan itibaren yayınlayabileceğiz. Doğru. Onu sizlere söyleyelim. Otomobil şu anda Türkiye'de satışa sunuldu. Ön sipariş alınabiliyor. Lansmana özel Haziran ayının sonuna kadar da 1.950.000 TL'lik başlangıç fiyatı var ki bence çok avantajlı. Evet, başlangıç fiyatı demişken motorları da söyleyelim. Bizim şu anda yanımızda 265 beygirlik 2 litre TSI motor var. 4 çeker. 4 çeker. Bir tane 2 litre TDI yine 4 çeker makine gelecek. 193 beygir. 193 beygir ve klasik 150 beygirlik 1.5 litrelik makinede önden çekişle Türkiye'de 3 motor seçeneğinin diğer ayağını oluşturuyor. Ama o motorun mild hybrid teknolojisine sahip olduğunu da burada vurgulamış olalım. Evet, hepsine DSG şanzımanlar olacak. Yaman, istersen şöyle kısaca tasarımda neler değişmiş bir bakalım. Bu arada bizim otomobilimizin rengi de tea yellow, yani işte çay sarısı mı diyorlar? Öyle deniyor, evet. Aslında böyle bir kum beji gibi falan, yani evet. Eski renklere baktığımızda. Ama otomobilin gerçekten böyle boyutları çok büyük bir Ahmet. Evet, zaten büyüktü. Birazcık daha boyu değişmiş. Boyu yaklaşık 4 santim daha uzamış. Eskisine göre. Dingil mesafesi aynı kalmış. Orada bir değişiklik yok. Birazcık böyle genişlemiş ama otomobilin aerodinamisi 0.23. Bu dünyadaki 10 otomobil arasında ve sedanlar arasında da çok özel bir değer. Otomobil daha kullanmadık. Yaman'la aldık. Birazdan sürüşe çıkacağız. Bu detayları sürüşte size vereceğiz ama Yaman sportif detaylara kavuştuğunu söyledik. Otomobil daha böyle bir sporty sedan, yani kupe sedan gibi bir havaya kavuşmuş. Evet, bu arada otomobilde yok yani içinde anlatacağımız bir sürü işte o Simply Clever dediğimiz Skoda'nın sloganından yola çıkan bir sürü detay var. Onları içeride anlatırız Ahmet'le. Bu arada şunu söyleyelim, bazılarınız diyebilir ki abi 3. nesil diyorsunuz ama bu otomobil 4. nesil diye geçiyor. Aslında modern zamanda üretilmiş 3. nesil Skoda Superb, savaş öncesi yani 2. Dünya Savaşı öncesinde üretilmiş bir Superb daha var. Onu sayarsanız 4. nesil oluyor. O 1934 ile 1949 arasında biraz tarihe girdi Yaman. O yıllar arasında üretilmiş, hatta 1600 adet de orduya verilmiş Superb varmış. O bilgiyi de bugün aldık. Yaman, istersen kameranın arkasına geçelim. Böyle interaktif detayları göre göre bakalım, tamam, yeni detaylara. Vallahi daha güzel olur. Hem de bizim gözümüzden görmüş olursunuz otomobili. Ahmet, son dönem Skoda modellerinde görmeye alıştığımız bu elektrikli otomobilleri andıran jantlar kullanılmış. Burada bunlar da çıkabiliyor biliyorsun. Evet. Jantın tasarımı da değişiyor. Pirelli lastiklerimiz var. 18 inç bu jantlarımız. 18 inçler aynen. Ve otomobil tasarımına önden baktığımız İstersen sen jantı söylemişken şu detayı da verip tasarım detaylarına geçelim. Bu karşımızda duran otomobil Avrupa spekleriyle üretilen Selection donanım. Türkiye'de Selection donanım yok. Ne var? Prestij donanım var Türkiye'ye özgü. Bu otomobilde gördüğünüz her şey olacak ama ekstralarla birlikte Prestij gelecek Türkiye'ye. Ahmet, çok güzel bir açıklama da bulundu. Teşekkür ediyoruz. Bu ızgara, bu yeni farlar, bu Skoda'nın yeni logosu ve dediğimiz gibi sporty sedan bir otomobil ki burada çok önemli bir detay söyleyeceğim Ahmet. Bence bu otomobil özellikle de Türkiye'de efsanevi Passat'ın yerini almaya çok büyük bir aday. Kesinlikle. Şu ön tarafa değinmişken Yaman, burada karşımıza çakan ön ızgara artık sekizgen bir tasarıma sahip. Bir öncekiyle benzer gibi görünse de tamamen farklı. Farlar dedin. Farlar da yeni nesil, yani ikinci nesil LED Matrix teknolojisiyle geliyor. Hem daha iyi aydınlatıyor, bir de şurada yepyeni bir ışık imzası var. Ahmet, bir de şunu gösterelim istersen. Burada gördüğünüz gibi böyle bir radar ve kamera var. Gördüğünüz gibi dolayısıyla otomobilde içeride sayacağız bir sürü güvenlik özelliği var. O güvenlik özelliklerini idare etmek için bu radarın önemi büyük. Yaman, Superb'e şöyle yandan baktığımızda da otomobilin bir 7 milim daha alçaldığını görüyoruz. O da yepyeni tavan çizgisiyle ilintili. Ahmet, git gitmiyor araba bak. Vallahi görüyor bak. Görüyor musun? Yaman, yandan da baktık. İstersen otomobili bir çevirelim, arkasına bakalım. Hadi bakalım.
Ya ama şimdi arkaya bakacağız ama bir anahtarı bize göster önce. Evet. Bu da anahtar da yeni ha. Evet güzel. Evet, yeni tasarıma sahip. Şöyle arkadaki tasarım özelliklerine baktığımızda otomobilin burada da daha geniş böyle. Yani zaten genişti ama arkadan da daha geniş olduğunu görüyoruz. Arka stoplarda da yeni bir teknoloji var. Sana şimdi Crystal Line. Bize oradaki bir animasyonu göstersene. Sana şimdi otomobili açıyorum ve karşılamayı gösteriyorum. Bak, görüyor musun? Vay, çok can canlı, çok hareketli ama. Bayağı şey, Kara Şimşek gibi açtı. Vallahi öyle. Şurada zaten bir önceki modelde de vardı ama burada biraz böyle tipografisi değişmiş bu arkadaki Skoda logosunun. Burada bahsettiğimiz gibi 4x4 logosu var. Tabii ki burada bir özelliğimiz de var ve bunu hayatımda ilk defa beceriyorum. Şu an çok mutluyum. Bir kere de yapmış olmam beni çok şaşırttı. Değil mi? Bir kere de becerdim. Tabii ki otomatik bagaj kapağımız Yaman. Burada da bizim iki bavulumuz ve benim sırt çantam var. İki bavul oraya gidiyor. Burada işte bizim mikrofonlar vesaireler, malzemeler var ama o kadar fazla yer var ki 20 litre 60, 645 litre ve burada hala devasa bir yer var. Çok büyük ya. Git çok git bagaj büyük. Bitmiyor vallahi. Vallahi gitmiyor. Burada işte mesela güzel çözümler var. İstediğiniz eşyaları buraya farklı olarak koyup tekrar burada böyle çiçek aldınız, çiçeği oraya koy. Aynen öyle. Bir sürü seçenek var. Tabii otomobilin içinde de dediğimiz gibi çok fazla oyuncak var. Onları da gösteririz. Yaman, tabii bu otomobilin alameti farikası arka koltuğu. İstersen seni bir arka koltuğa alalım. Ahmet, burada da güzel şeyler var. Bak şimdi sana onu göstereceğim. Şimdi otomobilde bir uyku paketimiz var. Gördüğünüz gibi sürücü koltuğun arkasında şöyle küçük bir çanta var. Orada battaniyemiz var. Oo, business class. Business class. Böyle bir tablet tutucu var Ahmet, gördüğün evet. Gibi. Burada koltuk ısıtmalar var. Bu da mesela enteresan özelliklerden biri. İki tane USB-C girişimiz var. Ve söylüyorum, ben şimdi bu otomobili kendi boyuma göre ayarladım. Boyum 1.83. Belki bilenler bilir. Ahmet'in boyu da 1.83. O da burayı kendine göre ayarlamıştı. Ve şu anda arkadaki rahatlığıma bakar mısınız? Bakın çok rahat oturuyorum. Baş mesafem zaten iyi ama ya gerçekten çok rahat arkası. Yani bu otomobili hiç düşünmeden makam şoförüyle kullanabilirsiniz. Yani öyle söyleyeyim. 157 milimetrelik diz mesafesi. Rakipsiz. Vallahi rakipsiz. Yani sanki böyle bir işte 5 serisinin falan içindeymişsin gibi hissediyorsun ki bence onlardan bile geniş olabilir. Evet Yaman, sürüşe geçelim. Ön tarafta da anlatacak çok şey var. Bir sürü teknoloji var. Motorlar vesaireler, hepsinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, Skoda Superb'le olan sürüşümüz başladı. Prag'dan Karlovy Levi'ye doğru gidiyoruz. Bir 120 kilometrelik rotamız var Yaman. Evet Ahmet, başlangıçta söyledik. Otoparkta çekme sebebimiz dışarıda sağanak yağmur var diye. Evet, yağmur devam ediyor. Biz şu anda bir otobanda gidiyoruz Ahmet'le birlikte. Dışarıda da söylemiştik, 4 tekerlekten çekişli 265 beygirlik 2 litrelik makinedeyiz ve bu makine de Türkiye'ye geliyor. Onu da söyleyelim, fiyatını da sonlara doğru söyleyeceğim. Videoyu izlemeye devam edin. Evet, otomobilin tamamen değiştiğini söyledik. İstersen biraz kabinden şöyle bahsedelim. Ben bindiğim anda farkı hissettim Yaman. Hem kalite hisse, hem detaylardaki farklar, hem de otomobilin sürüşüyle ilgili birçok gelişme mevcut. Ahmet, otomobile ilk bindiğimiz zaman tabii bizi kocaman iki tane ekran karşılıyor. Şunu söylemek lazım. Burada ortadaki 13 inçlik ekran tamamen yeni ve Volkswagen grubunun bütün yeni modellerinde kullanılıyor. Ama şöyle bir detay vereceğim. Volkswagen tarafında bunu 12.9 inç diyorlar. Bunu 13 diyorlar. Orada 0.1 inçlik bir fark var. 0.1 inçlik fark herhalde ikisinin hesaplamalarıyla evet. ilgili bir şey. Tabii bu ekrana gerçekten de ihtiyaç vardı. Hem Volkswagen grupta vardı. Skoda'da da tabii benzer şekilde geldi. Hem ara birimi çok güzel Yaman, hem geçişleri çok güzel. Ekranın renkleri olsun, işte grafikleri olsun, müthiş bir uyum içinde. Hemen benim karşımda da 10.25 inçlik yine TFT bir ekran var. Orada da grafiklerin yenilendiğini söylemek mümkün. Ama şimdi sana bir şey soracağım bu ekranla ilgili. Evet. Şimdi ben bu otomobilin yani Octavia'nın ya da işte Volkswagen grubundaki bu ekrana sahip yeni otomobilin Registrar'ını koyduğum zaman alta gelen yorumlarda söylenen şeylerden biri buydu. Ki çok fazla bu sayıda yorum geldi. Bu ekranın sonradan koyulmuş gibi durduğunu söylüyordu kullanıcılar ya da Instagram'daki takipçiler. Sen ne diyorsun? Entegre ekranlar mı yoksa böyle dışarıdan koyulmuş gibi duran ekranlar mı? Seni rahatsız ediyor mu? Ben o işe çok takılmıyorum çünkü diğer Avrupalı özellikle premium üreticilerde de bu çok fazla karşımıza çıkıyor Yaman. Yani bunlar artık çok büyük ölçülerde ekranlar olduğu için zaten dashboard'a bunu entegre etmek çok kolay değil. Yani düşünsene 13 inçlik bir tablet kadar bu. Yani baktığında inceliği olsun, ekranın boyutları olsun. Yani şimdi bunu buraya entegre edebilmeniz için dashboard'u çok daha büyütmeniz lazım. Yani ya da buradaki tasarımı değiştirmeniz lazım değil mi? Bazı markalar böyle dik yapıyor. Aynen öyle. Yani dik bir tablet gibi koyuyorlar. Ama şimdi buraya bunu gömebilmeniz için burada birçok şeyden feragat etmeniz lazım. Yani beni çok rahatsız etmiyor.
Evet Ahmet, ben de sana katılıyorum ama kullanıcıların yorumları ile ilgili sana bir soru sormak evet. istedim. Burada baktığımız zaman tabii ki orta sınıf bir sedandayız ve kalite algısı Skoda ürün ailesinin en yüksek seviyesi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada deri kaplamalar ve dikişler var. Burada altta daha değişik, böyle ilk defa gördüğüm bir kaplama var Ahmet. Bir doku var. Evet. Bir doku var. Böyle eskitilmiş gibi duruyor falan ama enteresan değil mi? Yani grili siyahlı değişik bir boyası var. Kabin içinde de bu kişiselleştirilebilir olarak karşımıza çıkıyor Yaman. Ayrıca kabinde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldığını da söyleyelim. Evet, otomobil içindeki en büyük yeniliklerden biri. Daha evvelden yeni Passat'ta da, yani daha doğrusu artık tabii station olarak geçiyor biliyorsunuz. Yeni Passat'ta da gördüğümüz bu direksiyondan vites kolu diyebileceğimiz. Shift by wire adını veriyor Skoda buna. Aynen öyle. Çevirerek kullanıyorsun. Buna da alışmak zaman gerektirebilir. Ben mesela o şeyleri sevmezdim. Mercedes'teki o eski tip aşağı indirmeli. Onlarda böyle bir sürünceme yaşardım ama bu kolay, hemen öne arkaya. Tabii bununla birlikte Yaman burada ciddi bir alan kazanımı yaratılmış. Aynen. Yani Skoda bununla ilgili biliyorsun Simply Clever detaylara çok takılır. Kablosuz şarj ünitemiz ve iki bardaklıkla birlikte burada son derece rahat bir alan oluşmuş. Bu alanı kapattığımızda da yine telefonunuzu buraya koyabiliyorsunuz. Kablosuz şarjın dışında burada 2 USB-C girişi var. Arkada da 2 USB-C girişi olduğunu söylemiştim. Toplamda 5 USB girişi var. Evet, bir de şaşırtıcı bir noktada daha var. Şurada bir USB girişi daha var. Enteresan, ben onu ilk defa görüyorum. Onu niye yapıyorlar Yaman? Çünkü kamera takıyorlar ya birçok ülkede araçlara. Bak, bak. Akıllı bana. Otomobilci. Evet, buradaki giriş de o yüzden ama ben açıkçası buradakini ilk defa görüyorum, onu söyleyeyim. Bir detay daha söyleyelim. Ahmet'le biz bu otomobili kullanmadan evvel baktık. Şu direksiyonun alttaki boşluk bizim hoşumuza gitmiyor. Ne diyorsun? Sportline donanımlarda 3 kol direksiyon var. O direksiyonu oldukça seviyorum Yaman. Ama bu ya uzun zamandır Skoda'nın diğer işte Kamiq'de var, Scala'da var, Octavia'da var. Yani bu direksiyon simidine ben baştan beri çok alışamamıştım. Bu Selection bir otomobil. Bizde de işte Prestige'e denk geliyor. Dışarıda da bahsettik. Yani bu direksiyon simidini çok beğenmiyorum ama 3 kollu olan çok güzel. Bu arada Sportline demişken Ahmet, otomobilde şu anda Türkiye'de 4 tane donanım seçeneği var. Sportline sonra gelecekmiş. Evet. Onu öğrendik. Size 4 tane donanım seçeneği söyleyeyim. Elite, Premium, Prestige ve Laurel Clement Crystal donanımı. Yani ailenin böyle en prestijli, en lüks versiyonu. 4 tane donanım seçeneği var. Söylediğim gibi Sportline sonra gelecek. Sen şimdi bunu söyledin. Ekrandan da çok bahsettik. Aslında Yaman'ın saydığı donanımlarda 10 inçlik ekran gelecek. Bu gördüğünüz 13 inçlik devasa ekran üst donanımla birlikte standart olarak sunuluyor deyip yine yeni Spurgeon kabininde dikkati çeken en önemli detaylardan biri Yaman. Şurada hemen klima kontrollerinin olduğu yerde 3 tane yuvarlak butona yer verilmiş ki bence gerçekten bu otomobil için devrim niteliğinde. Bu arada burada bir detay daha söyleyelim. Bu ortadaki butonu veya diğerlerinde isterseniz farklı şeylere atayabiliyorsun Ahmet. Yani evet. Şeylerini değiştirebiliyorsun. Mesela o da güzel bir özellik. Mesela buradan istersen otomobilin sürüş dinamiklerini değiştirebiliyorsun. İstersen müzik sisteminin sesini açabiliyorsun vesaire. Buraya farklı şeyler atayabiliyorsun. Klimayı kumanda edebiliyoruz. Yani. Mesela aynen. Bir kere bastık. Şimdi müzik sesine geçti. Ses sistemine geçti. Bir kere daha bastık. Şimdi sürüş modları. Yani buradan butona bastığınızda da ekrandan bunu görebiliyorsunuz. Şu anda mesela biz normal moddayız. Sport modu aldık. Individual var. Hemen en başta eco modu var. Onun yanında da konfor modu var. Toplamda da 5 farklı sürüş modumuz var. Bu arada modları girmişken bu otomobilde standart olarak şasi kontrolü olduğunu söyleyelim. Bu da zaten sürüşte kendini çok fazla belli ediyor. Zaten iyiydi bir otomobil sürüşü ama virajlarda falan onun dinamikliği çok daha fazla belli ediyor. Ama bizim bugün kullandığımız otomobil 4 tekerlekten çekişli 265 beygirlik o güçlü versiyon. 4 tekerlekten çekişli bu yüksek beygirli versiyonların, yani söylediğimiz gibi 2 litre 265 beygir benzinli 2 litre TDI 193 beygirlik olan 4 tekerlekten çekişli versiyonlar sadece Laurel Clement donanım seçeneklerinde var. Diğer donanım seçeneklerinde 1.5-150 beygirlik versiyon satılacak. Türkiye'ye gelecek. Türkiye için söylüyoruz. Biz burada kullanıyoruz şu anda. Aynen öyle. Yaman, tabii kullanıcılardan bizim sosyal medyadan da çok gelen bir soru var. Spurt'te işte geçmişte cam tavan yoktu. Yine mi olmayacak? Yine mi yok? Octavia'da da yok muydu? Neden yok? Çünkü çok soru çok geliyor. Bu soru çok geliyor. Şimdi bununla ilgili tabii biz sorduk yetkililere. Şöyle bir cevap aldık. Bu otomobilin 0.23'lük bir rüzgar katsayısı olduğunu söyledik. Mühendisler bu otomobilin bu detayına çok takıldıkları için cam tavan kullanmadıklarını söylediler. Cam tavanla birlikte bu parametreleri yakalayamadıklarını söylediler. Aslında bu bilinçli olarak yapılan bir şey. Türkiye yetkilileri de ülkemizde bu cam tavana
cam tavanın Superb'de olmasıyla ilgili çok fazla baskı yapıyormuş. Çok fazla talep geldiği için. Ama mühendisleri henüz ikna edememişler. Bakalım önümüzdeki dönemde olursa ülkemize gelecektir. Valla Türkiye'deki özellikle de bu Realtor'ın altına gelen yorumlarda yapılan iki tane çok önemli istediğiniz şey var. Ben onu görüyorum. Birincisi Ahmet'in söylediği gibi cam tavanlı otomobil mutlaka olmasını istiyorsunuz. İkincisi de özellikle sürücü tarafında elektrikli koltuk. Evet. Yani bu ikisi olmazsa otomobile direkt çöp diyorlar. Şimdi bu otomobilin koltuklarına gelmişken hemen bahsederim. Zaten Superb'ün önde arkada ısıtmalı koltukları her zaman standart. Bu otomobilde de mevcut. Yine bir önceki saydığımız bu butonlarla birlikte koltukların ısıtmasını soğutmasını da buradan ayarlayabiliyoruz. Evet. Onu söyleyelim. Ama yeni Superb'de ekstra olarak AGR imzalı koltuklara yer verilmiş. Zaten otomobilin koltukları çok ergonomik yaman. 8 farklı masaj özelliklerine sahip. Yani evet. Uzun yolculuklarda artık otomobilin o konfor konusu biraz daha lükse kaymış durumda. Çok evet. Güzel ama koltuklar. Yani çok güzel koltuklar. Baldır desteği de tabii severim. Hemen şık açarım onu. Aynen Ahmet hemen onu açtı. BMW'lerden hatırladığımız. Evet bu otomobil tabii ki güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Türkiye'deki bütün otomobillerde standart olan donanımları ben şimdi size sayayım. Şerit değiştirme asistanı var. Adaptif hız sabitleyici var. Şerit takip asistanı var. Güvenlik çıkış asistanı var. Ön bölge frenleme asistanı var. Yaya ve bisiklet öngörülü. Akıllı park asistanı var. 8 adet hava yastığımız var. Ve arka çapraz trafik uyarı sistemimiz var Ahmet. Yok yok. Yok yok vallahi yani giriş seviyesinde bile zaten şimdi elit donanımla birlikte geliyor Türkiye'ye bu otomobil. Giriş donanım seviyesinde bile birçok özellik var. Bir yukarı çıktığımızda da otomobil artık lükse doğru kayıyor. Ahmet ama bunun sebeplerinden biri de bence şu oldu. Bu Temmuz'daki yeni yönerge yürürlüğe girdikten sonra bütün otomobiller bu sistemlere sahip olmak zorunda kalacaklar. Buna hazırlanmış olarak geliyor. Aynen öyle. Tabii Yaman Skoda Superb'in teknolojik özellikleri bunlarla sınırlı değil. Her zamanki gibi head-up display benim karşımda duruyor. Çok kullandığım bir özellik değil ama sevenler, kullananlar oldukça yoğunlukta. Ayrıca bu otomobildeki bir mood selection ambiyans aydınlatma özelliği var ki o da yenilenen Superb'le birlikte geliyor. Onda kendine istediğiniz renkleri seçebiliyorsunuz. Özellikle de akşam kullanımlarında çok keyifli oluyor diye düşünüyorum. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemimiz var. Arkada söyledim uyku paketi var. O da enteresan özelliklerden biri. Ama tabii şunu söyleyelim. Bu Simply Cleaver geçmişten beri Skoda'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bu otomobilde de işte şemsiyeydi, dışarıda senin gösterdiğin buz kazıyıcı vesaire. Burada çok geniş Jumbo Box adı verilen bir gözümüz var ki burada da birçok eşyanızı düzenleyebiliyorsunuz. Evet Yaman biraz motor özelliklerine bakalım. Türkiye'ye 1.5 litrelik 150 beygirlik 250 Nm torka sahip mild hybrid makineyle geldiğini söyledik. Ama biz bugün 2 litreyi kullanıyoruz. Hakikaten özlemişiz. Vallahi 2 litre makine kullanmayı özlemişiz. Tabii Türkiye'de daha çok 1.5 litrelik versiyon satılacak. O konuda yani Türkiye'deki vergi evet. Şartlarıyla ilgili daha fazla yorum yapmamızın bir anlamı yok. Ama bu otomobilden bahsedersek. 265 beygir gücünde 400 Nm bir torku var. 250 kilometrelik bir maksimum hızımız var Ahmet. Ve sıkı dur 5.3 saniyelik bir 0-100 sunuyor. Vallahi gerçek bir sporty sedan diyebiliriz. Değil yani. Mi? Hem gücüyle hem tasarımıyla. Yani keşke şu otomobil uygun olsa alıp binsek. Yani çok özlüyoruz güçlü otomobili. Vallahi buna rağmen de 7-8 ile 8.5 arasında bir ortalama tüketim sunuyor. Evet. Otomobil. Yani çok da fazla değil bu güce 4 tekerlekten çekiş hepsini eklersek. Diğer bir seçenek 2 litre TDI ne zamandır dizel motor seçenekleri Türkiye'ye gelmiyordu. Biliyorsunuz genelde artık markalar ya hibrit ya içten yanmalı versiyon ya da benzinli versiyonlarla devam ediyorlar ama 193 beygirlik yine 400 Nm tork üreten bir makine var. Onun da 0-100'ü 7.5 saniye Ahmet ve bu arada şunu da söyleyelim 5.9 ile 6.1 litrelik bir ortalama tüketim sunuyor o otomobil. Dış tasarımda söylemeyi unutmuştum. 7 farklı renk seçeneğimiz var. Onu da tekrardan size hatırlatalım. Söylediğimiz gibi bizim rengimizde IC sarı eksklüziv renk olarak geçiyor. Ahmet tabii yağmurdayız. Çok da fazla böyle limitlerin üzerine çıkmaya çalışmadık ama şu anda böyle biraz hafif virajlı bir yolda gidiyoruz. Evet. Otobandan çıktık. 4 tekerlekten çekişli versiyondayız. Nasıl hissettiriyor otomobil sana? Yani yağmur oldukça yoğun. Otomobili biraz da sport modu almaya çalıştım ama söylediğin gibi yani şu anda hava şartları otomobili sürüş dinamiklerini zorlamaya çok müsait değil. Ama önceki versiyonu da çok fazla kullanmıştım. İki otomobilde fark ettiğim en önemli detay otomobilin daha fazla sessiz ve daha rigid olduğu yönünde Yaman. Birazcık da bana direksiyon daha hisli geldi bir önceki versiyona kıyasla. O zaman yağmur sebebiyle size sürüş hisleriyle ilgili daha fazla detay vermeyelim, kandırmayalım kimseyi. Evet. İnşallah bu otomobiller Türkiye'ye geldiği zaman test araç olur da dediğimiz gibi piste çıkarız Ahmet'te size detaylı bir
pist videosu çekeriz. Otomobil işte performansı ile ilgili, sürüş dinamikleri ile ilgili daha güzel detaylar veririz diyerek. Şu detayı da verebilirim ama biliyorsunuz ki bu otomobil konfor odaklı bir otomobildi. Bugün kullandığım otomobil biraz daha sıkı böyle. Yani eğer ki tabii 2 litre oluşundan da kaynaklı olabilir. Evet. Biz 2 litreyi Türkiye'de kullanma fırsatı bulmamıştık. Biraz daha böyle sıkı, yani o sportif sedan sürüş hissini arayanlar için gerçekten de iyi bir otomobil. Evet, o zaman ben şimdi sana notlarımdan fiyatları söyleyeyim Ahmet. Bir de onun üzerine biraz seninle yorum yapalım. Evet. Daha sonra da videonun sonuna gelelim. Şimdi başlangıç fiyatımız. Bu arada bu fiyatlar da lansman fiyatları. Daha sonra değişebilir. Dolayısıyla Spurp alacak olanlar lansman fiyatlarından otomobilleri almayı kaçırmasınlar diyorum. O detayı verelim. Haziran ayının sonuna kadar geçerli olan lansman fiyatları. Aynen öyle. Şimdi başlangıç fiyatımız 1.5 litrelik. Bakın burada telefondan okuyorum. 1.5 litrelik 150 beygirlik DSG şanzımana sahip versiyon. 1.950.000 TL'den başlıyor. Güzel bence fiyat, güzel fiyat. 1.5'lik Laura Clement, yani 1.5'likteki en yüksek fiyata sahip model 2.750.000 lira. Yani 1.5 litrelik versiyonda 1.950 ile 2.750 arasında donanıma göre değişen fiyatlar var. 800 bin lira bir fark var. O skalada bir otomobil alacak için büyük bir rakam bence aradaki fark. Ama arada mesela 2.150.000 var, 2.450.000 var. İşte premium donanım, prestij donanım, yani değişiyor. Yaman, ülkemizde en çok tutulan donanımın bugün prestij donanım olduğunu öğrendik. Onun istersen fiyatını söyle. 2.450.000. O güzel bir yerde. Aynen. Şimdi bizim kullandığımız versiyonu söyleyelim. Yani serinin belki de top noktası. 4.310.000 lira fiyatı var. Laura Clement'te bizim kullandığımız bu makine 265 beygir. Dizel versiyon yine Laura Clement 4 tekerlekten çekişli 4.250.000 TL. 2 litreye çıktık, bu 4'ü gözden çıkarıyoruz. Aynen. Peki sen Ahmet, soru. Evet. Videoyu kapatırken. Aynen. Aynı makinedeki fiyatlar arasında da söyleyeyim sana. Dizelle benzinle arasındaki fiyat farkı tam tamına sadece 60.000 TL. Hangisini alırsın? Ya o benim için sorulacak bir soru değil. Arada 150 de fark olsa ben benzinliği alırım. Zaten dizel otomobili oldum olası çok sevmem. Bir de bu aracın motoru zaten yama çok performansı tatminkar. Ve aynı zamanda da iyi bir yakıt ekonomisi var. Söyledin sen biraz önce. Aynen öyle. O zaman size fiyatları da söylediğimize göre. Yağmurda şiddetini artırırken bu videonun sonuna doğru geliyoruz. Son bir yorum yapalım. Biliyorsunuz ki Volkswagen Passat artık sadece station olarak üretiliyor. O da Türkiye'de satışa sunuldu. Ama Türkiye'de Passat'ın geçmişten beri çok fazla bir fanatik kitlesi vardır. Bizim Ahmet'le aklımıza gelen şey şu oldu. Acaba Spurp dedik, Passat'ın yerini alabilir mi ki? Bence alır. Bence yani alır. Bütün özellikleriyle. Zaten bir önceki versiyon da çok iyiydi yani kalite olarak. Şimdi burada rakip de yok. Ve bu sınıfta da zaten rakip neredeyse kalmadı ya. Aynen yani öyle. Baktığında. Bu otomobilin başarıyla yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Zaten 55 bin adetlik bir satış rakamı varmış. Bugün de onu öğrendik. Ülkemizde 55 bin Spurp satılmış ki geldiği günden beri ben bu başarıyı devam ettireceğini düşünüyorum. Evet. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, Spurp videosu ile ilgili düşüncelerinizi, başka otomobillerle ilgili beklentilerinizi mutlaka yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diye tekrar söylüyorum. Ve bildirimleri açarsanız sevinirim diyerek Prag'dan yepyeni Skoda Superb videosundan sizlere hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.